Evet, Moskova'da rahatsız deniyor analizde. Şimdi biz de Moskova'ya gidelim. TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı karşımızda. Şimdi önemli ve bir o kadar da vahim iddialar. Rus basınında yer alan bu analiz, PKK'lı teröristlerin çatışmak için Ermenistan'a gittiğini yazdı. Şimdi hem bu analize ilişkin değerlendirmelerini alacağız hem de Moskova rahatsız diyor bu analiz. Ermenistan'ın bu faaliyetlerinden neden rahatsız, ayrıntıları senden alalım. Evet Coşkun Özden, ender de olsa nadir de olsa Rusya basınında bu tür jeopolitik gerçekliklere yaslanan, jeopolitik bölgenin jeopolitik gerçekliğini ön planda tutan analizler yayınlanıyor. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Nikolay Korsakov ismiyle yayınlanan, yazarın ismi daha doğrusu Nikolay Korsakov'un kaleme aldığı bu analiz Rusya'nın önde gelen haber portallarından Gazete.ru'da yayınlandı. Tabii bu analizin içeriği, başlığı iddialara çok çarpıcıydı ve biz bunu haberleştirip hemen Ankara'ya gönderdik ki Rusya'nın özellikle Rus basınından Ermenistan'la PKK'nın ilişkilerine dair çok fazla bir şey çıkmıyordu. Daha doğrusu Rusya'da çıkan analizlerin genellikle Ermenistan lehine değerlendirmelerde bulunduğu zaten biliniyordu. Rusya'nın en fazla Ermeni nüfusunu barındıran dış ülke olduğunu biliyoruz. Ermeni diasporasının buradaki Ermeni diasporasında çok güçlü olduğu zaten biliyorsunuz. İşte tam bu noktada bu tür jeopolitik sağduyu analizler de çıkıyor arada nadir de olsa. Bu analizin başlığında Ermenistan'ın Orta Doğu'daki faaliyetleri Rusya'ya nasıl zarar veriyor, Rusya'yı nasıl tehdit ediyor şeklindeydi ve Nikolay Korsakov analizinde Ermenistan kendi klasmanında olmayan bir jeopolitik oyunda Orta Doğu'daki entrikalara neden karışıyor, neden bulaşıyor diye bir soru sormuş ve bu sorunun cevabını aramaya kalkmış bu analizinde ve yazar özellikle Ermenistan'ın faaliyetlerinin, Orta Doğu'daki faaliyetlerinin özellikle Türkiye ve Azerbaycan karşıtlığı üzerine kurduğunu, oradan özellikle PKK ile YPG gibi terör örgütleriyle işbirliği geliştirdiğini ve bu işbirlikleri sayesinde özellikle oradan paralı militanları, teröristleri Karabağ ve Azerbaycan, Ermenistan sınır hattına taşıdığı iddia ediliyor ki bunlar tabii ki vahim iddialar. Bu iddialar aslına bakarsan Türkiye ile Azerbaycan arasında yıllardır dillendirilen, Türk basında zaman zaman çıkan Ermenistan'ın PKK ile olan ilişkisini gün yüzüne çıkaran zaten iddialar vardı. Bu da somut iddialardan bir tanesi ki zaten yazar kendisi de bölgedeki özellikle sahadaki gelişmeleri Mısır basınına da dayandırarak vermiş. Burada özellikle iki grubun, bir grubun Suriyeli YPG'li teröristlerden oluşan bir grubun Kamışlı kırsalından getirildiğini ve Irak üzerinden orada İran'a yakın Bedir milislerinde yardımıyla önce İran'ın Urmiye bölgesine geçirildiğini, daha sonra da İran'la Ermenistan arasındaki Elam sınır kapısından Ermenistan'a, Dağlık Karabağ bölgesine ve Azerbaycan-Ermenistan hattına yerleştirildiğini savunuyor bu grup. İlk Ağustos ortasında bu grubun Ermenistan'a intikali sağlanmış. İkinci bir grup var ki burada, bu da Irak'taki o terör yuvası Mahmur kampından gönderilen bir grup. Bunlar 25 kişiden oluşan PKK'lı teröristler. Bunların 17'si Urmiye'den Ermenistan'a geçerken o Elam sınır kapısından, 8 tanesi ise Tahran'dan Erivan'a uçtuğu söyleniyor ve bunların Ermeni ordusunda üst düzey görevlerde bulunduğu iddia ediyor bu yazı. Ancak bütün bu aktivitelerin Rusya ile Türkiye arasında, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri geleceğini, özellikle Rusya'nın yumuşak karnı sayılan Transkafkasya, Kafkaslar bölgesinde, Güney Kafkasya'da istikrarı tehlikeye attığını iddia ediyor bu yazı ve yazının genelinde özellikle Ermenistan'ın PKK'lı teröristleri bölgeye getirerek PKK sorununu Kuzey ve Güney Kafkasya'ya da taşıdığını, Türkiye'nin kendi sınırlarında Güney Suriye'de ve Irak'ta taviz vermediği, müsamaha etmediği bir terör örgütüyle tekrar Kafkasya'da karşı karşıya gelecek olmasının Rusya'nın çıkarlarını da tehlikeye attığını söylüyor ki burada orta ve uzun vadede bundan Moskova'nın rahatsızlık duyacağını, Kremlin'in çıkarlarına ters düşeceğini söylüyor Ermenistan'ın, özellikle Nikol Paşinyan iktidarının bu adımların Ermenistan'la Rusya arasındaki ilişkileri tehlikeye attığını, Ermenistan'ın pervasız adımlarının, sonu düşünülen bu adımların Rusya ile Ermenistan ilişkilerinde de bir yansımalar olacağını iddia ediyor. Riskler taşıdığını söylüyor ve orada Rusya'nın dışarıdan gelerek en fazla askeri gücü veren ülke olduğu, dolayısıyla Rusya'nın Ankara karşısındaki pozisyonunun, Ankara'nın Türkiye'nin güçlü bir NATO üyesi olması hasebiyle Rusya ile NATO arasında yeni bir cephe açılabileceğini söylüyor ki bu getirilen teröristler arasında Lübnan'daki bazı PKK'lı grupların olduğu ve bu PKK'lı grupların Rusya karşıtı olduğu Sasna Titser grubuna
üye oldukları Ermenistan'daki bu Sasna Titser grubuna üye olduğunu ve grubun 2015'te Ermenistan'da 3 polisi öldürdüğünü, katlettiğini söylüyor ve Rusya karşıtı olduğunu söylüyor. İşte bu, tam da bu noktada Rusya'nın bundan rahatsızlık duyacağını, şu andaki statükoyu korumak için Ermenistan'la Rusya'nın ilişkilerini devam edeceğini, ancak eğer Türkiye'nin güvenlik odağı Güney Kafkasya'ya kayarsa bundan Türkiye ile Rusya arasında yeni bir cephe açılabileceğini yazmış yazar burada. Dediğim gibi ender de olsa, nadir de olsa Rus basında bu tür haberlerin, analizlerin çıkması tabii ki Türkiye ile Azerbaycan'ın yıllardır devam ettirdiği ile dile getirdiği bu iddiaların ne kadar gerçekçi olduğunu da bir şekilde gün yüzüne sermiş oluyor Coşkun Özer. Buradan sözümüzü tamamlayarak sözü size bırakabiliriz. Evet, Ermenistan'ın terör örgütü PKK ile kirli ittifakı Rus basınına konu oldu. Eşref Yalın Kılıçlı Moskova temsilcimiz de o yazının analizini yaptı bize Moskova'dan, sevgili seyirciler.